Bağlanmadıysa girdik. ben ters döneyim. Neyse. Bağlanmadıysa ben öbür Bir tarafa iki iki dakika. Dakika izin var, ben arkaya geçeyim. Geliş gidiş olmasın. Herkese merhabalar. Tamam, size iki dakika ben müsaade ediyorum. Tamam. Şimdi Musa Piroğlu birazdan yayınımızda olacak. Yerini değiştiriyor kendisi şu an. Hazırsa eğer onu alacağım. Kendisi hazırlanıyor bir yandan. Bugün neyi konuşacağız? Dün biliyorsunuz Halkların Demokratik Partisi ile milletvekili Leyla Güven'in gözaltına alınması sonrası HDP bir takım eylemler düzenledi. Eylemlerden bir tanesinde HDP'nin engelli milletvekili Musa Piroğlu yere düşürüldü. Ardından orada bir arbede yaşandı. O yaşananları bugün konuşacağız. Dün tabii bir de önemli bir karar Kürt siyaseti açısından Halkların Demokratik Partisi'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaydı. Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi beraat yönünde karar verdi. Bunun yankıları ne olacak? Yine bunları da Musa Piroğlu ile konuşacağız. Yayına girenlerden ricam, yayını paylaşabilirsiniz. Daha kalabalık oluruz. Sorularınız varsa soruları yazabilirsiniz yorum kısmına. Ben bunları onları burada aktarmaya çalışacağım. Musa Piroğlu'yu birazdan yayınımıza bağlamış olacağız. Kendisi yerini düzenliyor şu an. Son anda bir karar değişikliğine gitti. Öyle bir şey yaptı. Evet, sanırım hazır. Ben bağlayayım onu da. Devam edelim. Evet, bağlanıyor. Evet, Sayın Vekilim, yayınımıza hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Dün yaşananları sormak istiyorum. Dün siz bir eylem yapıyordunuz. Eylemin hemen eylem sırasında yere düşürüldünüz. Polisler tarafından darp edildiniz. O anlarda neler yaşandı? Çok sayıda tweet de atıldı. Dün sosyal medya bu konuda bayağı hareket. Hemen böleyim. Sesle ilgili bir problem var şu an. Bir kulaklıkla devam edebilir misiniz? Sesle ilgili bir problem yaşıyoruz. Bana da yorumlar geliyor. Siz kulaklığı ayarlarken ben izleyenlere gelişmeleri aktarmaya devam edeyim. Dün birkaç kişi yorum yazmış ses kötü diye. YouTube'da da yorumları yazarsanız bir yandan hareketli bir yayın olur. Musa Piroğlu da hazırlanırken sizlerle de konuşmuş oluruz. Sanırım hazır, evet. Ses, Sayın Vekil, sesimi alıyor musunuz? Ses sanırım daha iyi ama yine bir cızırtı var. Dün yaşananları sizden dinleyelim. Sesle ilgili arkadaşlarım da beni uyarabilirse, yayını izleyenler de uyarabilir. Evet, sesle ilgili problemimiz devam ediyor. Musa Bekir'in dedikleri anlaşılmıyor demiş Aylin Aker. Kulaklığınız şeye bağlı, telefon. Musa Piroğlu hemen hallediyor. O teknik problemi hallederken biz, evet, ses cızırtılı diyorlar. Ben kendisine de ulaşmaya çalışayım chat kısmından. Ses cızırtılı. Evet.
Dün evet yorumlarınızı bekliyorum demiştim. Ses aynı demiş Aylin Aker. Evet şimdi problemi çözmeye çalışıyoruz. Musa Piroğlu kulaklığı değiştiriyor şu an. Ben anlatayım, dün yaşanan bir gelişme daha vardı. Kulaklık olmadan konuşsa belki daha iyi olabilir. Aynı problemi yaşadık ama kulaklık yokken de. Dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkındaki kararı vardı. O karar önemli bir karardı. Beraat kararı geldi. Ama bunun yansımaları nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Yaşayacağız ve göreceğiz. Musa Piroğlu hazırlanıyor. Dün tabii onun için de zor bir gündü sanıyorum. Polisler tarafından darp edildi. Neler yaşandı tam detaylarıyla bilmiyorum. Ben kendisine geçmiş olsun mesajı attım. Ve bir yayın yapma kararı aldık. Detayları ben de merak ediyorum. Şu an hazırlanıyor. Böyle uzun bir süre olduk. Hazır sanırım. Sayın Vekil sesim geliyor mu? Çıktı yayından. Gelecek şimdi kendisi. Gelecek. Evet. Biz de ne yapalım o zaman? Dünkü tweetlerden ben biraz okuyayım. Süleyman Soylu'nun bir tweeti vardı aslında. Onu ekrana verebilirsem güzel olabilir. Süleyman Soylu'nun tam olarak veremiyorum aslında ama bir deneyeyim nasıl olacak. Veremedim. Neyse okuyayım size. Dün İhlas Haber Ajansı'nın aslında bir haberi vardı. Onun üzerinden bir haber değil aslında, algı. Hemen okuyayım. Türk polisi ne yapıyor demiş. Evet. Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar diye, dur bakalım. Ekranda bir kısmını verebileceğim. Musa Piroğlu geldi. Onunla devam edelim biz. Aha, tamam. Evet, sesiniz şimdi çok daha iyi. Şimdi dün olup biten şu. Bir basın açıklaması. Evet. Bu basın açıklamaları genelde çeşitli meydanlarda yapılıyor. Aksaray Metro İstasyonu meydanında yapılan bir basın açıklaması. Hem Leyla Güven'in hukuksuz yere tutuklanması hem de Kürt hareketi içindeki çatışmalı ortamın sona erdirilmesi talebiyle gerçekleştirilen, Bölgeler Partisi tarafından gerçekleştirilen bir basın açıklaması. Zaten Bölgeler Partisi Başkanı Sayın Salih Aydeniz de oradaydı. Ben alana vardığımda polis kitleye dağılın anonsuyla beraber müdahale etmeye başlamıştı. Biz de milletvekilleri ve parti başkanı ve bizim il yöneticileriyle beraber bu müdahaleyi durdurmaya ve bir çeşit diyalog yolu açıyorduk. Ama bu diyalog yolu ne yazık ki kurulmadı. Özellikle müdahaleye gelen amirin kesinlikle diyaloğa kapalı tavrı ve aslında doğrudan kitleyi dağıtmak üzere hareket etmesi bu diyaloğun önünü kesti. Ama şöyle bir durum yaşandı. Bunu aynı amir birkaç kere daha tekrar etmişti. Beni sandalyeyle alanın dışına sürüklemeye çalıştılar. Sizin milletvekili olduğunuzu biliyorlar mıydı? Tabii. Başından beri hepsi tanıyor zaten. Ben zaten söylüyorum da ben sürekli müdahale etmeye çalışan herkese ben milletvekiliyim, dokunamazsın, dokunma, yapma bunu diye söylüyorum. Zaten birkaç tanesi yapmadı. Ama amir kendisi direkt bu sefer müdahale etti. O müdahale bölgesinden çıkarmak için ve işte beni sürükleyemeyince bu sefer bana yardım eden arkadaşı, sandalyeyi süren arkadaşı sürüklemeye kalktılar. Onu gözaltına almaya kalkarken beni de iteklediler ve ben yere düştüm. Kaldırma meselesinde de oldukça hoyratça yaptılar bu işi. Daha sonrasında da bu amirle birkaç kere tartıştım ve ondan sonra da işte sizin gördüğünüz görüntüler kamuoyuna yansımış oldu. Durum bundan ibaret. Dünkü saldırı.
Size bir iki şey daha sorayım aslında Tabii. konunun ardılarıyla alakalı. Süleyman Soylu dün bir tweet attı. Tweette işte İhlas Haber Ajansı'nın bir haberini paylaşıyor. Haber de eski bir haber değil, yeni bir haber. Polisten gönülleri fetheden hareket. Burada engelli bir vatandaşı polis taşıyor sanırım. Süleyman Soylu da Türk polisi kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar. Siz bu tweetin sizin olayla bağlantılı olduğunu düşünüyor musunuz? Şimdi benim olayla da bağlantısı var. Başka bir çıkım olaylarla da bağlantısı var. Şimdi zaten ben bu konuya değinmek istiyordum. Şimdi sosyal medyada genel olarak işte engellilere yönelik bu saldırının, bir milletvekiline yönelik saldırının kendisine karşı ciddi bir öfke var. Bu haklı bir öfke. Çünkü birincisi engelli olmaktan öte. Orada bir milletvekili söz konusu ve milletvekiline karşı oradaki polis memurunun hoyratça ve onu tanımama hali söz konusu. Bunu şöyle karşılaştırabiliriz. AKP'li bir milletvekili bir karakola girip bütün polisleri sıraya dizip hakaret edebiliyor. Bir tanesi gık çıkaramıyor. Ama HDP'li milletvekilleri olduklarında kendilerine her çeşit müdahale hakkını görüyor bu polis kuvvetleri. Doğal olarak da aslında bu şuna geliyor. HDP milletvekillerini kendilerince halkın iradesi olarak saymıyorlar. Aslında belki o halkı da halktan saymıyorlar. Ama burada ikinci bir şey söz konusu. Devletin engellilere yönelik saldırısı da milletvekillerine yönelik saldırısı da yeni değil ve ilk de değil. Zaten milletvekillerine yönelik saldırıları biz çok daha ağırlarını geçmişte hem Diyarbakır'da hem başka şehirlerde yaşadık. Defalarca abluk altına aldılar bizi ve birkaç kere benzer saldırılarla da yüzleştik. Ama engellilere yönelik saldırısı da ilk değil. Basit şeyler söyleyeyim ben size. Örneğin çıplak arama söz konusu gündemde. Evet. Hapishanelerdeki çıplak arama uygulamaları gündemde. Ben de kendim de paylaştım. 7 yaşında engelli bir kız çocuğu, %90 engelli, tekerlekli sandalyede. Babasını görmeye gidiyor. Hapishanede babası. Ve her gittiğinde çıplak aramaya maruz bırakılıyor. 7 yaşında bir kız çocuğu. Bu devlet bunu yapıyor. Hapishanede 3 tane tutsak var. 3 aynı koğuşta kalıyorlar. İstanbul'da Metris'te bir engelli koğuşunda kalıyorlar. Birinin bir kolu yok. Biri boyundan aşağı tutmuyor. Biri belden aşağı tutmuyor. Ve üçünü birbirinize bakın deyip bırakmış durumdalar. Ve mecliste Adalet Bakanı ve milletvekilleri, AKP'li milletvekilleri onların terörist olduğunu, o yüzden bunu hak ettiklerini anlattılar. Engelli hasta tutsaklar hapishanelerde ölüme terk edilmeye devam ediyor. Kadınlar hapishanelerde elleri kelepçeli doğuma zorlanıyor. Bebekler hapishanelerde büyümeye zorlanıyor. Ve devletin engellilere ve hastalara karşı hiçbir ayrım tanımadığı, hoyratlıkta hiçbir sınır tanımadığını biz bütün uygulamalarıyla biliyoruz. Yani aslında bu baştan sonra oh çeken İçişleri Bakanı'nın uygulamalarının yansımasından başka bir şey değil. Bir iki tane fotoğraf koyarak genel tavrı örtme şansı yok. Bu bir kişisel saldırı değil. Bu bir genel politik hattır. Şimdi politik hattı böyle koyduğunuzda İçişleri Bakanı çıkıp önüne geleni tehdit edip bağırıp çağırıp hakaret etmeye başladığında, vurun kırın diye mesajlar vermeye başladığında doğal olarak da bu durumdan emir çıkaran, bu durumdan görev çıkaran ve kendini meşru gören bir dizi emniyet görevlisi çıkıyor. İkincisi başka bir şey daha oluyor. Cezasızlık politikaları da alabildiğine bunları cesaretlendiriyor. Saldırı yapan kendisine bir şey olmayacağı emin gücüyle çıkıyor. Şuradan rahat. Diyor ki devlet bana hiçbir şey yapmıyor. Çünkü biliyor ki tecavüzcülere bir şey olmadı. Hepsi geziyor. Kemal Kurt öldürene bir şey olmadı. Hatay'da, Adana'da çocukları katledenlere bir şeyler olmadı. Çok rahat çıktılar. O zaman hayata buradan baktığında bu saldırıya da bir şey olmayacağını, kendisinin görevine aynı şekilde devam edeceğini varsayıyor onu yapan amir. Ama bir başka nokta şu. Şimdi biz bu devletin cezasızlık politikalarına karşı toplumsal muhalefeti yükseltebilirsek, tepkiyi koyarsak, yani toplum olarak bir cezalandırma diyebileceğimiz bir hattı, yani onu teşhir eden, ona karşı toplumsal öfkeyi kuran bir hat örebilirsek, o zaman başarılı olabiliriz.
Ve o zaman biz bu politikaların önünü keseriz. Çok teşekkür ederim. Son olarak AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını sormak istiyorum size hazır yakalamışken. Bunun bir yansıması olacak mıdır sizce? Şimdi bakın burada da aynı şey söz konusu. Cumhurbaşkanı hemen açıklamayı yaptı. Tanımıyoruz dedi. Ve kafasına göre yürümeye devam edecekler. Çünkü geçmişte de AİHM kararlarına benzer hamleler yaptılar. Yanından dolaşmaya, kıyısından dolaşmaya ve hiçbir şey yapmadan, tanımadan yürümeye devam etmeye çalışacaklar. Çünkü Selahattin Demirtaş siyasi bir tutuklu. Bu da zaten kanıtlandı. Mahkeme kararlarıyla da kanıtlanmış durumda. Ve siyasi kararlarla hapiste tutulan insanların hapishaneden çıkarılmasının tek yolu bu siyasi iradenin değişmesinden geçer. Onlar hapiste tutan siyasi iradenin değişmesiyle mümkündür. Yine aynı yere geliriz. Biz hukuk kurallarının işletilmesini istiyorsak onu işletecek bir iradeyi halk kitleleri olarak ortaya koymak zorundayız. İster işçi sınıfının mücadelesinde sendikal haklarında olsun, ister demokrasi mücadelesinde olsun, ister özgürlük mücadelesinde olsun, bu iradeyi ortaya koyamazsak bu kararlar uygulanamayacaktır. Bu yüzden Selahattin Demirtaş bizim için hiçbir zaman suçlu değildi. O bizim orada biz bunu mecliste de dile getirdik. Selahattin Demirtaş, arkadaşları, tüm devrimci tutsakları biz onurumuz olarak bildik. Onlar siyasi gerekçelerle hapishanede rehin tutuluyorlar. Ve onlar bırakılacaksa ancak bizim mücadelelerimizin ürünü olarak bırakılacaklar. AİHM kararları yürürlüğe girecekse bunun arkasında bir halk iradesini gördükleri zaman yürürlüğe girecektir. Bu devletin tercihi. Onlar bırakmasa biz eninde sonunda hapishaneden yoldaşlarımızı alacağız. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar da geçmiş olsun dileyelim size. Dileyelim ki Çok benzer teşekkür şeyleri ederim. Yaşamayalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Programımız burada noktalandı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim ben izleyicilerimize. Bir ricam yorumlarınızı, sorularınızı, görüş ve temennilerinizi yorum kısmına aktarırsanız çok mutlu olurum. Teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.